Zambiya'nın son günündeyim. Nihayet Zambiya'dan ayrılıyorum bugün. Birlikte Botswana'ya gideceğiz. Şimdi hostelden çıktık. Orada biriyle tanışmıştım ben. O da Botswana'ya gidecekmiş. Böyle beraber gidiyoruz. Yanımda Uğur var. Uğur ise Lusaka'ya doğru gidecek. Yollarımız birazdan ayrılacak onunla. Söylemek istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğim bir şey, iyi ki tanıştık. İyi ki tanıştık, İyi ki evet. Beraber vakit geçirdik. Evet. Birbirimize ses olduk, arkadaş olduk. Güzeldi, ben çok keyifliydi ha. Evet, güzeldi bayağı. Senin çok güzel eğlendik. Şey. Çok güzel eğlendik. Çok teşekkür ederim her şey için, bütün desteğin için. Yanımda olduğun için. Ne demek, her zaman yani. Çok güzel, çok iyi anlaştık. Güzel arkadaşlık. Yeah. Türkçe taklit yapıyor. Or doesn't believe that the bus station is around the corner, but it is around the corner. Ya şimdi otobüs terminalini bulmaya çalışıyoruz. Haritada tam tersi yönde gösteriyor ama hostelde tanıştığımız arkadaş ısrarla bu tarafta diyor. Doğru olabilir. Ona güvendik. Gidiyoruz şimdi. İleride bir yerdeymiş. Jesus. Otobüs terminaline geldik. Şurada gösteriyor ama ne Google haritalarda ne Apple miydi ya? Maps miydi? Maps miydi? Ne iPhone'un kendi haritasında hiçbir yerde göstermiyor. Muhtemelen yerini değiştirmişler. Haritalarda da güncellenmemiş. Bilmiyoruz. Ben açacağım kanka. Yok ya, Lusaka için büyük araçlar olması lazım. Yani 10 saat Lusaka'ya bununla gidilmez. Hadi acaba. Kesin bende işaretli olan yerler ne biliyor musun? Güzel bir yere benziyor değil mi? Evet, temiz, modern bir yere benziyor. Sen bak, ben Lusaka'ya bakayım, tamam mı? Okey. Görüşürüz, kendine bak. Okay. Dikkat et. Kaldık yine baş başa arkadaşlar. Yine yalnız başıma yollardayım. Ama Botswana için aşırı aşırı heyecanlıyım yani gerçekten. Çünkü Botswana yüzey alanı 542 bin kilometre kare. Türkiye'ninki 800 küsur. Yani Türkiye'nin yarısından daha büyük bir ülke olmasına rağmen nüfusu sadece 2,5 milyon. Yani nüfusu gerçekten çok çok az. Çünkü ülke kocaman bir çöl ve kocaman bir doğal yaşam alanı aslında. Çok belli başlı şehirlerinde hayat var, insanların yaşadıkları yerler var. O yüzden çok heyecanlıyım. Yani beni neler bekliyor gerçekten bilmiyorum. Böyle kocaman bir soru işaretine doğru gidiyoruz bugün. Botswana'nın haritasını çıkarttım kendime. Ne olur ne olmaz diye. Şu anda ikinci bir telefon aldım kendime ama hafızası çok fazla olmadığı için harita uygulamam bile yok. O yüzden kendime böyle bir harita çıkarttım. Kendime böyle ufak çaplı planlar yapmaya başladım. Şöyle göstereyim. Şu anda Zambiya'dayız. Şu noktada bir yerdeyiz. Gideceğim nokta Kasane. Burası Angola. Burası Namibya, burası Zimbabwe, burası da Güney Afrika ülkesi. Yani bu 5 ülkenin ortasında bir yerde Botswana. İnsanların yaşadığı yerlerde hep böyle sınırlarda yerler. Görüyorsunuz Gaborone. Gaborone başkenti. Ben şu şekilde gitmeye çalışacağım kenardan. Burası büyük Kalahari Çölü. Kalahari Çölü'ne gidebilirsem gitmeye çalışacağım. Orada bir gün, iki gün bir yerlerde kalmaya çalışacağım. Bilmiyorum açıkçası gerçekten neler olacak, nasıl gideceğim, ne yapacağım. Çünkü dediğim gibi ülke kocaman bir çöl ve doğal yaşam alanı. Birlikte çok fazla fil göreceğiz. Bu zamana kadar hep zürafa görüyorduk yollarda falan. Ama artık fil görmeye başlayacağız. Sokak hayvanı gibi fillerin dolaştığından falan bahsediyorlar. Heyecanlıyım, mutluyum. Kasane'den sonra Tisodilo tepeleri var. Bu tepelerde eski kaya
resimlerinin yapıldığı yerler var. Onları görmeye gideceğiz beraber. Yani Botswana'da aslında çok fazla turistik bir şey yapmayacağız. Chobe doğal yaşam alanı var. Buraya bütün herkes, yani Güney Afrika'dan ya da diğer ülkelerden günübirlik turlar düzenleniyor. Chobe doğal yaşam alanını görmek için. Ama çok turistik dediğim gibi ve çok pahalı yani oraya gitmek. O yüzden ve ben artık sıkıldım yani safariden ve vahşi hayvan görmekten. O yüzden Chobe'ye gitmeyeceğiz. Biz daha çok kültür gezisi gibi bir gezi yapacağız burada. Şu iki Okavango Deltası var. Bu Okavango Deltası'nda da yine doğal yaşam alanları var. Onun dışında Okavango Nehri var. Çok güzel. Oraya da gidemeyeceğim maalesef. Bunlar hep benim daha sonradan Botswana'ya geldiğimde sadece görmek için geleceğim yerler olacak. İleride tabii, şu anda değil. Ben Maun'a gideceğim. Maun'da böyle büyük tuz çölü gibi yerler var. Nasıl çevrilir bilmiyorum ama sand pans diyorlar oralara. Oralara gitmeye çalışacağım. Ondan sonra direkt böyle güneye doğru, Güney Afrika'ya doğru gideceğiz. Namibya'ya gitmeyi çok istiyordum arkadaşlar ama Namibya vize gerektiriyor ve Namibya vizesini almak gerçekten zor. Namibya'nın hiçbir fiziki konsolosluğunda falan vize alamıyorsunuz. Bunun için Almanya'ya bir mektup göndermeniz gerekiyor. Almanya'ya gönderdiğiniz mektupla beraber vize başvurusu yapabiliyorsunuz. Onun dışında Namibya'ya maalesef bizim böyle elimizi kolumuzu sallayarak girmemiz zor. Botswana'ya vize yok bizim için. O güzel olacak. Yani benim şu anda zaten yapabileceğim tek seçenek Botswana'ya gitmekti. O yüzden ben Botswana'ya gideceğim. Planımız plansızlık. Böyle bakalım bizi neler bekliyor. Para birimleri pula. 1 dolar 13-14 pula ediyor. Türk gezgin gitmemiş daha önce Botswana'ya. Biz ilk giden olacağız. Botswana bizi bekliyor. Filler bizi bekliyor. Bakın saat 10.30 olmak üzere. Normalde bize otobüs 9'da kalkacak demişlerdi. 1.5 saat geçti. Şimdi geldi otobüs. Yani eğer Afrika'daysanız kesinlikle otobüs saatlerine güvenmeyin, inanmayın arkadaşlar. Her zaman böyle 1-2 saat sonradan gelir. Büyük bir otobüs firması olsa bile bu böyle yani. Ama neyse ki şimdi çantamı şuraya bırakacağım. Bir saçmalık daha söyleyeceğim size. Bu otobüs kasaneye gitmiyormuş. Biz buraya sabahın 8'inde geldik. Bize dediler ki saat 9'da kasaneye giden bir araç var. Durmadı bak, gitti ya. Okay, ne bu şimdi? Okay, but what can we do now? We need to go to Botswana today. Okay, I was walking to the bus and the bus just... It's not my problem. I came here. Güney Afrika'ya giden aracı. Güney Afrika'ya giden aracı bize vermişler. Araç Botswana'dan geçiyor ama kasaneden geçmiyor. Sınır kapısından geçecek, orada duracakmış. Dedim ki tamam, binelim o zaman dedim. Sınırın orada iner, oradan bir şekilde araç buluruz, yine küçük bir otobüs falan, kasaneye gideriz. Tamam, şimdi şey gitti, otobüs gitti. Saat 10.30. Ne yapayım şimdi ben? Listen. That bus, just get a taxi. When you get a taxi... Why should I pay for taxi? I want to clarify for you. Taxi tutu gitti. Şaka mısın ya? When you get a taxi... Stop then. Şaka gibi affediyorlar. Diyorlar ki taksi tutun gidin ya, şaka gibi ya. Yemin ederim. Ay bu bahtsızlık, bu saçmalık ya. Yeah. He gave me 500. So let's go. The taxi is this side, so that we can catch that bus. Which bus? This bus? But that 500. Is it a joke? Listen, madam. Is it a joke? I said, me, why I don't want you... to tell you the truth. Wait. Me, I want to tell you the truth, madam. I don't want you, when you reach there, to get stuck. You understand? I think you do this. I'll tell you, why don't you still do this another day? That 500 is to Botswana side. When you use the taxi. How come? How come a taxi and bus can have the same price? Is there any one bus every day? Yes. That 500 I can check you to Kazungula. When I reach you to Kazungula, you check your COVID certificate. After you that, think? I'll bring a taxi. No, wait, let me clarify.
I'll bring it. 500 for each or no, both of us? Two of you. Okay. Şaka gibisin ya. Otobüse biz toplamda 2 kişi 500 TL vermiştik. Başka otobüs yok. Çok saçma bir olay ya. Böyle saçmalık görmedim gerçekten. Şimdi taksiye bineceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Zaten toplamda da 500 TL vermiştik. Taksi de bizi sınıra 500'e götüreceğini söylüyor. 2 kişiyiz. Yine aynı parayı vermiş olacağız. Çok saçma bir olay gerçekten. Ultra saçma bir olay ama yapacak bir şey yok. Bu da başka bir hikaye. Taksici mutlu. Zıplaya zıplaya sağlana sağlana gidiyor. Yes. Dört ülkenin birleştiği noktadayım arkadaşlar. Zambiya, Botswana, Zimbabwe. Zambiya, Zimbabwe, Botswana, Namibya. Namibya. Çok güzel. Burası dünya üzerinde dört ülkeyi birleştiren tek yer. Önümüzde Botswana var. Şu taraf artık Zambiya. Şu taraf Namibya. Şu taraf ise Zimbabwe. Güzel bir an. An itibariyle Botswana'dayız. Botswana sınır kapısı hemen önümüzde. İlk defa vizesiz bir ülkeye böyle giriş yapacağım Afrika'da. Bakalım nasıl oluyormuş. Subhanallah, ilk defa görenler beğensin. Şimdi böyle taksiden indik. Buradan geçen her araçtaki insan iniyormuş. Burada ayaklarınızı şöyle temizliyorsunuz. Ondan sonra araca biniyorsunuz. Bu da değişik bir uygulama. Hello. Madam, bu ne ramam? Kadın merlang. No, they're just 5 minutes away. Let me just quickly help them. Okay. There are two of you? Yeah, yes, two of us. Which countries did you visit for the first 2 weeks? Zambia. Zambia only? Yeah, Zambia only. And then you guys can go to the toilet. Okay, now what am I supposed to do now? You give those small papers to immigration officers. Okay, okay, thank you. Okay, there. Thank you so much. Şimdi girerken pasaportumu verdim. Son 2 haftada hangi ülkedeydin diye sordu. Zambiya dedim. Ondan sonra böyle ben ve arkadaşım, benimle gelen arkadaş için böyle 2 tane geçiş kartı verdi. Yeah, it's Chobe River Cottages. I will go to Tsodilo Hills. And then this is just the map. A work visa. Okay, where are you going? Show me the places that you are going. Ah. Tsodilo, then to Kasane, then to Tsodilo Hills, then I will make a trip in Okavango Delta. I will stay in Maundu, and I will go to Kubu Island. Then I have a friend in Serowe. And then I will go to Gaborone, and then I will go to South Africa. Okay, so I should leave you 90 days. 90 days, it's fine. Wow. Thank you so much. 90 günlük Botswana vizemizi aldık. Çıktık, pasaportumu hallettim. Ben
Zambiya'da 2 gün fazla kaldım. Pasaportumda yazan süreden 2 gün fazla kaldım çünkü kalmak zorunda kaldım. Burada Paskalya vardı ve her yer kapalıydı. 3-4 gün boyunca her yer kapalıydı. Uzatamadım. Lusaka'dan Livingston'a zaten gelmem gerekiyordu. Lusaka'da çok fazla oyalanmam gerekti. Telefonum çalındığı için polislerle ya da ne bileyim kendime bir toplama süresi verdim ve dedim ki Livingston'da ben hemen bunu hallederim dedim. Bilmiyordum Paskalya olduğunu ve Livingston'a geldikten sonra Paskalya olduğunu öğrendim ve her yerin kapalı olduğunu, çaremin kalmadığını öğrendim. Şimdi geldim burada sınıra. Sınırdaki memur fark etti benim 2 gün fazla kaldığımı. Bana dedi ki 2 gün fazla kalmışsın. Hani bunun cezası var dedi. Dedim tamam, günlük ne kadar ceza ödemem gerekiyor? Çünkü normalde günlük 5 dolar falan olur normalde. Bana dediler ki günlük, bizim günlük bir cezamız yok. Bizim toplam sadece fix bir cezamız var. O da 80.000 TL dedi. 80.000 Zambiya kvaçası zaten aynı oluyor. Dedim ki bu imkansız. Benim bunu ödemem imkansız dedim falan. Sonra birazcık gittim, yanında oturdum. Diğer insanların işlemlerini bitirmesini bekledim. Ondan sonra kadınla birlikte bir odaya girdik sadece ikimiz. Dedim ki canım, sana akşam yemeği ısmarlayabilirim. Çünkü dedim aksi halde benim 80.000 kvaçayı ödemem imkansız dedim. O da böyle yüzüme baktı, dedi ki sen iyi birine benziyorsun dedi. Tamam dedi. 100 TL verdim. İlk defa hayatımda böyle bir şey yapıyorum. Birine rüşvet teklif ettim ve 100 TL, yani çok basit bir şekilde kabul etti. 100 TL nedir ki arkadaşlar? 80.000'in yanında. Öyle kadına bir akşam yemeği ısmarlamış oldum. Sorunsuz bir şekilde geçtim. Botswana'da dediğim gibi Türkiye vizeye tabi değil. O yüzden direkt hiçbir sıkıntısız bir şekilde bana ne yapacaksın Botswana'da diye sordular. Önceden çıkarttığım haritayı gösterdim. Kapadaslak bir plan uydurdum kafamdan. Şuraya gideceğim, buraya gideceğim. Ne kadar çok sayarsam o kadar çok planmış gibi görünür diye her yeri söyledim. O da bana tamam, ben sana 90 gün vereyim dedi. 90 gün aldım. Artık para birimimiz değişti. Kvaça'dan Botswana Pulası'na geçtik. Botswana Pulası'na çevireceğiz paramızı. Ondan sonra bakacağız artık nasıl geçecek. Biz hala sınırdayız. Böyle oturuyoruz. Şimdi birini bulduk. Bizim gideceğimiz yere, yani kasaneye gidecek biri. Ama burada bakın ne var. Bildiğiniz sokakta hayvanlar, babunlar böyle geziyor ya. Şaka gibi ya. Korkunç biraz. Çok büyük değil mi? Köpekten büyük. Komik ya gerçekten. Burada köpekten, kediden çok böyle sokakta babun görüyorsunuz. Şuradan bir fil yürürse şaşırmam. Arkadaşlar bu arada şu çevresi bildiğiniz doğal yaşam alanı. Ah. Şuralardan bir fil görürsek şaşırmayacağız yani. Çok iyi ya. Afrika'da sıradan bir gün. Biz hala burada kenardayız. Otobüs falan yok. Şunlar var ama bunlar böyle şehir merkezine falan giden otobüsler değil. Taksiler var. Taksiler çok pahalı. O yüzden şurada aracı olan birini bulduk biz. Ona sorduk kasaneye mi gidiyorsunuz diye. Evet dedi. İçeride evrak işleri varmış. Onu halledecek. Ondan sonra onunla beraber gideceğiz. Beklerken de işte böyle garip, enteresan sokak hayvanlarıyla karşılaşıyoruz. Okay. Biz kasaneye şimdi geldik. Otostop çektiğimiz abiyle beraber. Onunla böyle bir mekana geldik. Şimdi burası aslında bir otel. Buraya geldik, telefonlarımızı bir şarj ettik. Şimdi buradan çıkacağız. Burayı göstermek istiyorum çünkü ben kasaneyi gerçekten böyle bir köy gibi bir yer zannediyordum. Hani böyle kırsal, tozlu bir yer zannediyordum. Ama burası bayağı turistik çünkü bahsetmiştim. Yakınlarda Chobe
doğal yaşam parkı var. O yüzden burası bayağı turistik. Afrika'yı böyle köyden ibaret zanneden insanlar için aslında bunu göstermek istiyorum. Şu an olduğum mekanı falan. Buradan çıkacağım şimdi. Gidip sim kart alacağım. Para çevireceğim. Ondan sonra kalacak uygun bir kamp alanı bulmaya çalışacağım kendime ve günü sonlandıracağım. Buranın ismi Chobi Safari Lodge arkadaşlar. Böyle zaten anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz bayağı turistik bir yer. Havuzu var. Önünde nehir manzarası var. Güzel lüks bir tatil yapmak istiyorsanız Botswana'da, güzel bir safariyle de taçlandırmak istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Şimdi biz burada telefonlarımızı şarj ettik. Çıkıyoruz. Hello, how are you? Is it possible to camp here in this lodge? Do you have a garden and how much is the price? We have a campsite is 130 pula per person per night. Okay. Yes. Burası da giriş. Şurada bir kartal. Balık tutan bir kartal. Burada davullar var. Burada kamp yapmak 10 dolarmış arkadaşlar. Yani bence gayet iyi. Livingstone'da da aynı parayı vermiştim. Gördünüz yani gerçekten çok lüks, çok güzel bir yer. O yüzden kamp için 10 dolar bana gayet iyi geldi. Ama tabii diğer yerleri bilmiyorum. Daha uygun bulmaya çalışacağım. Burası bile 10 dolarsa yani diğer yerler muhtemelen daha düşüktür. O yüzden mutlu oldum aslında biraz. Şimdi bakalım şehir merkezine doğru gidelim. Güzel bir yer ya. İçim açıldı. Botswana'da bence görebileceğimiz böyle son turistik yerleri görüyoruz. Yani her yeri turistik aslında ama burası bayağı lüks. Bundan sonraki yerlerde hep böyle daha çok köy göreceğimizi düşünüyorum. Henüz hiçbir fil görmedim. $1.12. Biz onu 10 pula diye düşünelim. Her şeyi de gördüğümüz tüm yerel fiyatları da 2 ile çarpalım. Türk lirasını hesaplamak için. Bu bozuk paralar maalesef hep kalıyor. 1, 2, 3. Şöyle alayım. Şu 10 TL. Bunlar da hatıra kalsın. Ben de şimdi toplamda 1620 kıvaça var. 1620 TL desek. Bizim hesabımızla 800 küsur olması lazım. We don't take kıvaça. We don't change kıvaça. Really? Where can I change it? Şaka mı ya? Çeviremeyiz dediler. Çok saçma değil mi? Sadece dolar alıyorlarmış. Şimdi ben bunu nerede çevireceğim onu arayacağım. Ya olur da gelirseniz sınırda çevirin. Sınırda normalde çevirmek hiç mantıklı iş değildir. Çünkü kurlar çok saçmadır hep sınırlarda. Kazıklanırsınız. O yüzden çevirmedim ama şimdi böyle elimde kaldı bu. Karlı bulduk bizi buraya getiren amcayı. You guys come from? No, I was asking to exchange some kvaça, but everyone is telling me no. Şaka gibi ya, yemin ederim bugün yaşadığım olaylar. I'll give you a one on one. 300 pula aldım şimdi. Paraların farkına bakın. Ne kadar büyük. 300, yes. 300 TL'yi çevirebildim şimdi. Geri kalan elimde kaldı ya. Paraların üstünde böyle insanlar var. Burada zebralar var. İnsanlar var yine böyle. Şimdi bu geri kalan para elimde kaldı. Kasane tatil kasabası gibi bir yer. Bakın şurada polis var. Polis karakolu var. Dikkat et. Be careful. Şöyle. Sokaklar böyle. Bana tatil kasabalarını anımsattı. Şimdi kalacak yer bulmaya gidiyorum. Daha sonra bir şeyler yiyeceğiz. Botswana'daki ilk öğünümüzü yiyeceğiz. Ondan sonra
Para konusunda şunu düşünüyorum. Ya çok yakın olduğumuz için Zambiya sınırına. İlla ki buradan Zambiya'ya gidecek olan insanlar vardır. O insanlarla pula ve kvaça alışverişi yapmayı düşünüyorum. Öyle bir grup insan gördüğümde arabasıyla o tarafa doğru giden, onlara soracağım artık. Bu işi çözmeye çalışacağım. Bugün biraz sıkıntılı bir gün. Ya her şey sorun oldu sabahtandır. Yine turistik şeyler satılıyor burada. Hatıralıklar. Sıkıldım artık bunları görmekten ya. Şu anda da hiç modumda değilim açıkçası. Aa bakın. Gözyaşı çiçeği. Bunların ismi gözyaşı çiçeği. Benim odamın balkonunda bundan vardı. Ben bunu büyütüyordum hatta. Uzadıkça annem en son şey yaptı, attı bunu. Çok güzel bir çiçek aslında. Şöyle kenarında böyle küçük küçük gonca gibi çiçekleri mi diyeyim artık, böyle şeyler var ve bunlar böyle zamanla dökülüyor. O yüzden ismi gözyaşı çiçeği. Burada görmek hoşuma gitti. We'll go for you, but hello. Can I come there? Son çağrı. Gördüğümüz bir eve sormak, kapıyı açabilirsek. Allah Allah. Okay. How are you? I'm fine, thank you. I'm a solo traveler and I'm alone. I'm looking for somewhere to camp, but I cannot find any campsite. And I want to ask, like, is it okay for me to spend the night here? Where? There, for example. I have a tent and it's only me. Here I'm renting. Go to the house. The owner is there. The owner of the house is there. Where? Here? Yeah. I know it's strange, but hello, how are you? Hi. I'm a solo traveler and I was looking for campsites, but I couldn't find any. So I was asking her, can I camp just there, under the tree? It's only me. And you? And my tent. It's okay. Just for one night. One night. Tomorrow morning I will leave. Yeah, going. Okay. Let me call my mom, my landlord, Feta. She's okay. At work. You are only one. Yeah. So let me talk to my landlord first. Or here, or down. There. No, it's okay. No, it's fine. We will check for. Huh? You want to walk? I wanted you to call my landlord first. Bu ağacın altında kamp yapacağım arkadaşlar. Sağ olsunlar. Onayladılar. Burada kalacağım. Come. Ya bakar mısınız tatlılığa? Evin çocukları. Come. Sen de gel. Evde böyle iki tane çocuk var. Şöyle bahçeleri var. Bahçelerinde kapıları var. Çevrede çitler falan var. Güvenli bir yer yani. Tam bu olduğum noktada, oturduğum noktada kamp yapacağım. Sorduğumuz yer, ilk sorduğumuz yer ne kadardı? $10. 200 TL. Buraya da herhalde aileye 100 TL veririm. Bana evlerini açtılar. Böyle tatlı şeker çocukları var. Onlarla kalacağım bugün. Bir günlük. Buradan yoluma devam edeceğim. Ama çok açım. Birazdan gidelim. Birlikte. Birazdan gidelim birlikte. Botswana'daki ilk yemeğimizi yiyelim.
Umarım farklı bir yemek görürüz, buluruz şimdiye kadar Afrika'da yediklerimizden. Bakalım görelim, ben de heyecanlıyım. What's your name? Huh? What's your name? Kuz. Kuz. Kuz? Kuz. 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 And your name? Tanat. 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 Tanat ve Kuz. Kuz. Tatlım benim. And my name's Ayşe. 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 Yes, Ayşe. You. Yeah, me. Your name. Yes, Ayşe. Oh, thank you so much. Mama said, don't worry, there's a room. Don't wish you came here. There's a room inside for your daughter. Thank you so much. She's somewhere, she knock off. I don't know, uncle, she want to go. Wait, Mama, you can feel free. Thank you so much. You know, she'll come and talk to you. Okay. Ya dediler ki, kamp yapmana gerek yok. Odamızda, bir odamızda kalabilirsin dediler. Türkçe konuşunca onlara çok komik geliyor. For now, because she's at school. Your daughter? It's her daughter, my landlord. You can put your bags. Okay. Feel free. Okay, thank you. Alright. Come and see. Come and see where you but hi uncle. We do get some. Bana bu odayı verdiler. Evet. Geldik şimdi bir yere. Food price increasing from 30 pula ile 35 pula arasında değişiyormuş yemekler. I'm talking to camera in Turkish. Okay. What do you have? Sandwich. Okay. Is it sweet? No, it's not sweet. This is what? Hiçbirini anlamıyorum. So I didn't say what was the first one there. Pap. What is that? Shima. Pap. They call it pap. Shima'ya pap diyorlar. Burada da tavuk var. Ben aldım yemeğimi. Size para üstünü göstermek istiyorum. 35 pula ödedim. Yani 70 TL diyebiliriz. Bakın para soyulmuş. Naylondan yapmışlar parayı arkadaşlar. Bildiğiniz naylon bu. Şeffaf bir naylon. Bu da ilk aldığım 5 pula. Bu da 10 TL ediyor. Üzerinde böyle tırtıl olan yaprak figürü var. Benim yemeğim bu arkadaşlar. Bu aldığım şey fasulye ve mısır taneleriyle yapılmış bir yemek. Gerçekten çok güzel tadı. Yani ben bayıldım. Uzun zamandır Afrika'da ilk defa böyle farklı yemekler görüyorum. Çok güzel. Yanında da normal bir tavuk. Etraf şöyle. Ortam. Ben bu videoyu burada kapatıyorum. Kasanelilerden gerçekten çok güzel ve pozitif enerjiler aldım. Herkes çok tatlı. Herkes bir şeyler için yardım etmeye çalışıyor. Kimse sizi böyle kazıklamaya falan çalışmıyor. Çok şekerler ve herkes çok güler yüzlü. Zambiya'da böyle değildi mesela. Zambiya insanını da çok sevmiştim. Ama Malawi kadar bana iyi gelmemişlerdi. Şu an
Botswana'nın Kasane bölgesindeki insanlar bana Malawilileri hatırlattı. O yüzden iyi hissediyorum burada. Güzel günler olacak diye düşünüyorum. Güzel maceralar yaşayacağız diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Botswana'daki günlerimi, maceralarımı merak ediyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.